Peki, Geldiği zaman Bunu o zaman hocam şöyle e, Bu konuyu hemen hızlı geçmeyelim de Tamam konuları. Şimdi e, bunlar Kültürel ya da işte ne bileyim Kutsal emanetler diyorlar Efendim e, Kutsal emanet Kültürel emanet işte müze Malzemesi dediğimiz O manada da mı Değerlendirmek doğru değil Çünkü absürt bir şey değil mi Çünkü ayağın izi mi olur yani Aynen. Değil mi yani bu günlerin biz bunu yaptığımız zaman bir şeyi öğrenmeye çalışalım. Ne kazanacağız? Tabii. Ki. İnsanları uyutmaya mı çalışıyoruz? İnsanları kandırmaya bir mı çalışıyoruz? Bir de dünyaya da rezil olmak var. Yani Ama O başka bir tarafı. Değil mi? Tabii. Hani Şimdi, tamamen inancı bir tarafa koy. Kurafı olmasını bir tarafa koy. Dünyaya rezil olan dünyada çok şeyler var. Mesela size bir örnek vereyim. British Museum'da yıllarca sergilenen Piltdown adamı denilen bir kafa tası vardı. Evet. Hatta o kafa tasıyla ilgili 500'den fazla bilimsel makale yayınlanmıştı. Ama daha sonra bunun bir uydurma olduğu, kafasının şimpanzenin, diğer kısmının insanın olduğu, bunun birleşip insanları yutturdukları belli oldu. Evet. Yani bu tür şeyler her dünyanın her tarafında olur. Mesela bazen yutturulan o kadar şeyler olur ki insanlar cider oraya bakar ama orijinal değildir bazen. Yani bu her tarafta vardır, kullanırlardır. Ama bir de bu kullandıkları zaman bunu farklı bir anlamda kullanırlar. Kültürel, tarihsel. Evet. Ama bir de var din olarak siz bunu insanlara yutturduğunuz zaman. O zaman bu din değil. Tabii. Çünkü insanların duygularıyla oynamak anlamına gelir. Evet. Duygu sömürüsüdür bu. Hatta bunun ismini ben hep böyle yazlarımda da yazarım. Din biznesidir, din ticaretidir, din tüccarlığıdır. Evet. Biz peygamberlerin hayatına baktığımız zaman peygamberler Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Evet. İlk geldiklerinde ne derler? Derler ki Ramazan hocam biz sizlerden hiçbir muz, hiçbir menfaat beklemiyoruz. Evet. Bizim mükafatımızı vereceği olan Allah'tır. Evet. Yani siz rahat olun. Biz gözümüzü sizin cebinize dikmedik. Bütün Sizden peygamberler onu Aynen. Evet. peygamberler. Bütün bu yüzden insanları rahatlatmışlardır her evet. zaman. Bir de olayın diğer farklı bir tarafına bakalım. Peygamberler geldiği zaman mı zencindi yoksa peygamber olduktan sonra mı zencinleştiler? Mesela sonuncu peygamberimize baktığımız zaman daha önce zencindi ama bakıyoruz hep harcadı, harcadı, harcadı. Her ne için şeyini harcadı? harcadı. Allah için. Öldüğünde vefat ettiğinde ne bıraktı? Hiçbir i̇şte şey. Onu değil. da bizim Sayın seyircilerimize bırakalım, araştırsınlar diye. Yoktu. Servet olarak bıraktığı tek bir şey var. Kur'an mıdır? Kur'an evet. Ama büyük bir servet. Ama şimdi böyle bir şey söyleyelim. Bu günlerin biz mucize olarak birçok şeylere inanıyoruz. Ama mucize olarak Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde yanılmıyorsam 59. ayetinde 59, mucize gö göstermekten vazgeçmemize sebep diye anlattığı konuyu Allah Kur'an-ı Kerim'de bize belirtiyor. Ama biz Kur'an olmasına rağmen evet. Allah'ın diğer insan ayeti olmasına rağmen, Allah'ın evren ayeti olmasına rağmen biz değişik <laughs> evet. mucizeler mucize Aramayı arıyoruz. Ona şimdi. rağmen doğru. Ona rağmen mucize uyduruyoruz maalesef. Evet. Ama bu bugünlerim gerçekten insana baktığımız zaman, yıllar önce olsaydı, insanın hayatına baktığımız zaman, bu insan mucize der miydi? Biraz zor olurdu. Ama bugün modern dünyada bir insandan çocuktan bile sorduğunuz zaman insan evet. bedeninde, vücudunda 60 trilyonla 100 trilyon arasında hücre olduğu bellidir. Evet. Bu hücreleri şu anda dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarında bile oluşturamazlarken evet. bir hücrenin <laughs> içinde bulunan DNA ve RNA'sı var. DNA şifreleri açıldığı zaman 450 ciltli kitap yazılacak bir şifreler vardır. Yani evet. biz bu mucizeleri koyup, insanların bu günlerin konuşma mucizesini koyup, peygamberin parmaklarından su geldiğini, yahut peygamberin cüya ayı yardığını, cüya peygamberin cizli şeyleri bildiği gibi uydurma bir şeylerle insanları kandırmaya çalışıyoruz. Evet. Yani İslam bu olamaz. Evet. Gerçekten İslam'ı biz bu günlerim öyle bir sunuyoruz ki ve bunun sonucunda da bu günlerim Avrupa yahut da başkaları Boko Haram olarak sunuyor. Evet. IŞİD olarak sunuyor, El-Kaide olarak sunuyor, Taliban olarak sunuyor. Ve sonuçta bir Müslümanın e, isminin ismine uygun olarak sulh taraftarının değil tam ta tersine terörist gibi, terörcü evet. gibi takdim edildiğinin maalesef şahidi oluyoruz. Ama din, Allah bizden bunu istemiyor.